Başboyun ilginç bir yer ve hala birçok kişinin bilmediği bir yer. Daha çok teknik bir terim. Biz başboyun kanserlerini ele alırken başboyun bölgesi olarak beynin dış sarı ile akciğerlerin dış sarı arasında kalan bölgeleri kastederiz. Ama bunu biraz daha netleştirmek lazım. Ya bunun içine gırtlak var, bunun içine guatr ya tiroid bezi var, bunun içinde tükürük bezleri var. Bunun içinde bunların ara oluşumları, kas dokuları, lenf dokuları, damarlar, sinirler var. Ve bunun içinde kemikler var. Ağız boşluğu var, yutak var, boğaz var. Birçok oluşum var. Ama özetle beynin dış sarı ile akciğerin dış sarı arasında kalan oluşumlar. Kanserleri o halde bu bölgedeki oluşumların kanserleri yani tümörleri, şişlikleri, kötü huylu hastalıkları. Şimdi bunların çok tipik örneklerinden birisi gırtlak kanserleridir. Bir başkası tiroid bezi kanserleridir. Bir başkası tükürük bezi kanserleridir. İşte baş boyun kanserleri deyince biz bu kanserlerle uğraşırız. Cerrah olarak ben cerrahi tedavisini yaparken bazen bunların tedavilerinde ışın tedavisine ihtiyaç duyarız. O zaman radyasyon onkologları devreye girer. Bazen medikal onkoloji uzmanlarına ihtiyaç duyarız. Kemoterapi yapılabilsin diye onlar devreye girer. Ama baş boyun cerrahının burada ayrı bir önemi daha var. Biz bu hastalarının ilk tanısından tedavisine, tedavi sonrası izlemine her aşamada bizim önemli bir konumuz vardır. O yüzden baş boyun cerrahı burada bir pilot konumundadır ve diğer uzmanlık alanlarından meslektaşlarıyla birlikte bir koordinasyon içerisinde kanser tedavisi gerçekleşir. Bilmiyorum birkaç cümlede baş boyun kanserini özetleyebildim mi?